Evinizin değeri bir anda sıfırlanırsa. İletişim danışmanlığı şirketindeki idari işler müdürü olarak görev yapan arkadaşımız Yavuz Gürler, o günde her hafta başı yaptığı gibi iyi bir hafta dilemek üzere odama geldi. Sohbetin bir yerinde ona satmak üzere olduğu apartman dairesinin durumunu sordum. Üsküdar, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi Ödür Sokak'taki apartmanda zeminin bir altındaki dairesini satacak, çocuğunun eğitimi, annesinin sağlık durumları nedeniyle oluşan borçlarını kapatacak ve biraz rahatlayacaktı. Bir alıcı da bulmuştu. 350 bin liraya anlaşmışlardı. Alıcı kapora da vermişti. Birden suratı asıldı. Sormayın başımıza gelenleri dedi ve anlatmaya başladı. Satın alacak kişi bankadan kredi alacaktı. Onun için Vakıf Bank'a başvurmuş. Bu gibi durumlarda tüm bankaların yaptığı gibi Vakıf Bank'ta ekspertiz için birini görevlendirmiş. Gelen kişi yaptığı araştırma sonucunda öyle mufassal bir rapor yazmış. Raporun bir yerinde denmiş ki, Üsküdar Belediyesi'nin imar arşivinde mevcut dosyasının tarafımıza dijital ortamdan flaşa atılarak alınan dosyasında 17.08.2015 tarihinde düzenlenen evrakta 2013 yılında yapılan İSMEP raporunda Marmaray çalışmaları sırasında kolonlarda çatlaklar oluştuğu, korozyon oluştuğu tespit edilmiştir. En kısa sürede tahliye edilmesi kanaatine varıldı. Deprem raporunda ileri derecede riskli olduğu tespit edilmiştir. Banka, bu rapor üzerine krediyi vermekten, alıcı da satın alma niyetinden doğal olarak anında vazgeçmişler. Yıllarca tüm birikimimizle borçlarını ödediğimiz dairenin fiyatı bir anda 350 bin TL'den 0 TL'ye verdi. Peki ne yaptın dedim. O raporları aramaya koyuldum ve olayı çözdüm. Kalınca bir dosya çıkardı koydum masamın üzerine. Belgelerden özetle anlaşılan şuydu: Aynı bloklardaki lojmanda oturan Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler Bey ya durumun bir şekilde farkına varıyor ya da uyarılıyor. Bunun üzerine 17 Ağustos 2015 tarihinde Üsküdar Belediyesine resmi bir yazı gönderiyor ve diyor ki. Kaymakamlık lojmanına 3 metre mesafede 10 metre çapında 20 metre derinliğinde Marmaray havalandırma tüneli delinmesi sürecinde binanın kolon ve kiriş taşıyıcı sistemlerinde çatlaklar oluşmuştur. Dilekçenin sonunda belediyeden bir kez kendilerinin gelip bakmalarını, durumu bir raporla belgelendirmelerini istiyor. Belediye kaymakamlığa anında bir rapor ve resmi yazıyla geri dönüş yapıyor. Durumu aynen Vakıfbank eksperinin yazdığı şekilde açıkladıktan sonra özetle diyor ki bu bina çok riskli. Derhal tahliye edilmeli. Kaymakam Bey de bu sayede ölüm tehlikesi taşıdığı belgelenmiş binadan hemen çıkıp kendisine tahsis edilen yeni bir lojmana geçiyor. Peki sonra ne oluyor? O binada bulunan 22 daire ve 2 dükkan sahibi durumdan derhal haberdar ediliyor sanıyorsunuz değil mi? Hayır. Kimse kimseyi aradan geçen 2 yıl boyunca uyarmıyor. Ta ki Yavuz Bey dairesini satmaya karar verene kadar. Kimsenin bu büyük tehlikeden haberi olmuyor. Dedim ki Yavuz Bey'e hemen randevu talep edelim. Belediye başkanına bir nezaket ziyaretinde bulun. Durumunu anlat. Sana yol gösterecektir. İlgilenecektir. Ya belediye ya büyükşehir ya da ilgili bakanlık mutlaka bu gibi durumlar için bir çözüm üretmiştir. Randevu alındı. Yavuz Bey Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Bey'i ziyaret etti. O da kendisini bu işlere bakan yardımcısı Abdullah Bey'e yollamış. Peki Abdullah Bey ne yapmış? Bizim arkadaşa git bina için çürük raporu al demiş. Yavuz Bey de ama ortada sizin tarafınızdan hazırlanmış rapor var. Kaymakamlığa yazdığınız yazı var diyecek olmuş. Olsun diye karşılık vermiş Abdullah Bey. Bürokrasi bu ne yapalım? Bayramın ilk günü bayramlaşmak için aradığında ne yaptın ev işini dedim. Hiçbir şey dedi. Bürokrasinin gerektirdiği çürük raporunun maliyeti 10 bin liraya yakınmış. O kadar parayı bir araya getirme şansı yokmuş. Ayrıca zaten Üsküdar Belediyesi'nin bildiği ve belgelediği bir durumun tekrar raporunu alınca ne olabileceği konusunda da hiçbir fikri yokmuş. Avukat arkadaşlarımızdan biriyle görüşmesini önerdim kendisine. Belki Marmara'yı yapanlara rücu edebilirlerdi ya da gerekli önlemi almamış olanlara. Tamam dedi. Sesi yine titriyordu sadece haksızlığa, vurdum duymazlığa uğradığını düşünmüyor. Çaresizliğine, onun tüm birikimi olan 350 bin TL'lik bir varlığın göz göre göre sıfırlanmasına kahroluyordu. Telefonu kapattığımda belediyelerin, partilerin siyasi başarı ya da başarısızlıklarında ve seçmen nezdinde sandığımızdan ne kadar da çok belirleyici ve kritik bir rol oynayabildiklerini düşünüyordum.